yüzyıllara kök salmış büyük bir medeniyet. Dünyadan etkilenen bir imparatorluk. Üç kıtada değişimin ayak seslerini işiten bir millet. Milliyetçilik akımları sanayi devrimi derken, dünyada yaşanan değişimler Osmanlı'yı gün geçtikçe daha çok etkiler. Tanzimat fermanıyla soy, din ve mezhep farkı gözetmeksizin, bütün Osmanlıların kanun ve nizamlar konusunda eşit olduğu ilan edilir. Islahat fermanında da bu haklar artırılarak devam eder. Avrupa'da beliren sömürgeci ve ırkçı hareketler, Osmanlı Devleti'ndeki azınlıkları kışkırtarak devleti parçalamak için ellerinden geleni yaparlar. Ama unuttukları bir şey vardır. Dünya değişse de değişmeyen tek şey, İslam davasında kıyama duran bir millet, kendini İslam'a adayan aydınlar. O aydınlardan biri Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy, inanç, vatan, millet, bayrak, bağımsızlık gibi asil kavramlara karşılık gelen unutulmaz bir değerdir. Aziz milletimizin gönlünde taht kurmuş büyük bir yürektir. Her durumda yüce dinimiz İslam'ı merkeze alarak Müslümanca düşünmeyi ve yaşamayı temel ilke edinen Akif, fikir, hissiyat ve aksiyon boyutuyla bir milletin şahsiyetinin yeniden inşa edilişinin bayraklaşmış halidir. Takvimler 1873 Aralık ayını gösterdiğinde Mehmet Tahir Efendi ve Emine Şerife Hanım'ın çocukları gözlerini dünyaya açar. Bu çocuk istiklalin hür sesi olan Mehmet Akif'ten başkası değildir. Mehmet Akif bu toplumun en önemli alimlerinden, hatiplerinden, şairlerinden biridir. Bundandır ki Mehmet Akif demek, Çanakkale şehitleri demektir. Mehmet Akif demek, özgürlük demektir. İstiklal demek. Mehmet Akif demek, Kur'an'ı ilham alarak yaşamak demektir. Çünkü Akif hayatını Kur'an'a bağlar. Kur'an, onun gönül dünyasının ışığı olur. Mehmet Akif Ersoy, İstanbul'un Fatih semtinde doğmuş, büyümüş, çocukluğu buralarda geçmiş birisi. Tabii aile ortamını daha sonraki yıllarda anlatırken cennet gibi bir yer der. Babası müderris, Fatih medreselerinde hocalık yapan birisi ve abid ibadete düşkün bir insan. Akif Efendi, Fatih dersi ağamlarından İpekli Müteveffa Tahir Efendi'nin mahtumudur diyor. Yani Mehmet Tahir Efendi'nin oğlu olduğu ve babasının da Fatih dersi ağamı olduğu. Çünkü dersi ağam dediği özel bir sınavla medresede eğitim veren bir kişi olarak karşımıza çıkan babası, Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğundaki eğitimde önemli bir role sahiptir. Baba ona hem Arapça, Farsça dersleri veriyor ve çok iyi hocalardan da ders aldırıyor. Ve 4 yaşından itibaren de Kur'an öğrenmeye başlıyor. Akif'in eğitim serüveni henüz 4 yaşında Emir Buhari Mektebi'nde başlar. Küçücük yaşta ilme atılmış bu adımlar ömür boyu devam eder. Emir Buhari Mektebi'nden 2 yıl sonra Fatih İptidaisi'nin yollarını arşınlar. Babasından aldığı Arapça dersleriyle Akif'in çok yönlü eğitimi başlamış olur. 8-9 yaşlarına geldiğinde Kur'an'ı hıfz etmeye başlar. Fatih Camii imamlarından Arap Hoca lakabıyla maruf Filibeli Hafız Mehmet Rasim Efendi ile birlikte çalışır ve 2,5-3 ayda 12 sayfaya çıkmayı başarır. Daha sonra hıfzına ara verir. İlme olan merakı ve hevesi her geçen gün artan Akif, Fatih Merkez Rüştiyesi'ne devam ederken babasından aldığı Arapça derslerinin yanı sıra
Fatih Camii'nde Farsça dersler veren Esat Dede ile beraber Gülistan ve Mesnevi okumaları yapar. Böylelikle Akif, Doğu'nun edebiyat deryasında kulaç atmaya başlar. Akif, dil öğrenmekteki başarısını Farsça ve Arapçanın yanı sıra Fransızca'da da gösterir. Sicilli Ahval'de çok önemli bir husus daha var Akif'in eğitim hayatını ortaya koyan. O da şudur: Türkçe ve Fransızca tekellüm ve kitabete sahiptir diyor. Yani bunları hem konuşabilir hem yazabilir. Biz biliyoruz ki Akif aynı zamanda Arapça ve Farsça'ya da vakıf bir kişi. Bunların da iyi düzeyde eğitimini almış. Dolayısıyla bu kendi diliyle birlikte üç dili de çok iyi bir şekilde konuşabilen, yazabilen, bunlar üzerinde çalışabilen bir kişidir ki gerek Batı kaynaklarını gerekse Doğu kaynaklarını bu dille okuyabilmiş ve bununla fikri hayatını geliştirebilmiş bir kişidir. Sıra meslek seçimine gelir. Bir seçim yapmalıdır. Akif hangi meslekle hayatını idame ettirecektir? Babasını ve annesini dinler Akif. Aile arasında istişareler yapıldıktan sonra Akif, babasının da desteğiyle Mülkiye Mektebi'ni seçer. Akif, Mülkiye'nin 3 senelik idadi kısmını bitirip Ali kısmına geçtiğinde acılar peşini bırakmaz. Önce babası vefat eder, sonra da evleri yanar. ...14 yaşında babayı kaybedince de tabii ki yük üstüne kalıyor kız kardeşinin, anneciğinin bakımı. Ve babanın kaybından sonra evleri de yanıyor ikinci defa ve Beylerbeyi tarafına taşınırlar. Ailesinin sorumluluğunu yüklenen Akif, Mülkiye'ye devam etmek istemez. Çünkü Mülkiye Mektebi'nden mezun olduğunda çok cüzi bir miktarla çalışması gerekecektir. Bu nedenle Akif ne yapması konusunda yeniden karar vermelidir. Düşünür, araştırır ve sevdiklerine danışır. Nihai kararı kolay iş bulabileceğini düşündüğü Baytar Mektebi'nden yana olur. Eğitimdeki başarısı burada da kendini gösterir ve Akif Baytarlık Okulu'nu birincilikle bitirir. Akif artık 20 yaşındadır. Yüksek tahsilini bitirmiştir. Görülüyor ki eğitim hayatını almış olduğu Mülkiye Baytar Mektebi onun daha sonraki meslek hayatına da etki etmiştir ve Orman ve Maden Nezaretinde memuriyete başlamıştır. Onun düşüncelerinde, eserlerinde yüksek tahsilinin bu şekilde olmasının önemli rolü olduğu kanaatindeyiz. Ben Akif'in belki Türk edebiyatındaki en belirgin özelliklerinden birisi olan toplumun resmini nasılsa öyle çekmek. Yani onu idealize ederek ya da kötüleyerek değil. Olumluluklarıyla, olumsuzluklarıyla, başarılarıyla, yenilgileriyle kendi bağlamı içerisinde bütünlüklü fotoğrafını çekip gerçekçi bir şekilde resmini ortaya koyma konusunda ben doğrusu aldığı bu eğitimin çok önemli bir etkiye sahip olduğunu düşünüyorum. Küçük yaşlarda kalktığı rahlenin başına tekrar oturur ve yarım bıraktığı hıfzını tamamlamaya başlar. Dostları, yaşın büyük, nasıl hıfz edersin dese de Akif dostlarının bu eleştirilerine kulak tıkar ve Kur'an'ı okuya okuya pişkin bir hale getirdiğini, hıfz ile arasında bir mesafe kalmadığını belirterek kararında sabit durur. Akif 8 yaşında hafızlık yapmaya başlıyor. O arada bir tahsil hayatı ama Kur'an'la olan yoğun ilişkisi devam ediyor. Kur'an'dan hiçbir zaman ayrılmıyor. Veteriner fakültesinden sonra 6 ayda bitirince ben diyor o kadar fazla Kur'an okurdum ki hafızlığı tamamlamama ramak kalmıştı. Çok az bir şey kalmıştı. Biraz daha okuyarak tamamladım. 1893 yılı Akif için başka coğrafyaların kapılarının açıldığı yıldır. Akif, Ziraat Nezareti, Umuri Battariye ve Islah-ı Hayvanat Umum Müfettiş Muavinliği görevini üstlenir. Bu görevinden dolayı Osmanlı'nın değişik vilayetlerine gider.
görevini yaklaşık 20 yıl layıkıyla yerine getirir. Anadolu, Rumeli ve Orta Doğu coğrafyasında bulunur. Gezdiği bu yerler ona yerel halkı tanıma fırsatı verir. Böylelikle toplumsal sorunları kolaylıkla tespit eder. Akif'in mürekkebinden toplumsal sorunlar damlamaya başlar. Her bir mürekkep damlası yurdun çeşitli mecralarından izler taşır. Toplum neye ihtiyaç duyar? Kur'an'dan beslenerek nasıl yaşanır? Sanat toplumu nasıl aydınlatır? Her birini Akif'ten öğreniriz. Kendisinin çocuk yaşlardan bu yana Kur'an'la olan ilişkisi, Arapçayı çok iyi bilmesi, dini ana kaynaklarından öğrenmesi ve doğru dini bilginin peşinden gitmesi, gerçeklere vakıf olmasında en önemli unsurlar olmuştur. Akif gerçekleri, gerçeklerin yol açtığı toplumsal sorunları, tespitleri ve çözümlerini eserlerine yansıtır. Milletin bir sorunu varsa, o milletin içerisine çıkmış o bilge insanlar, şairler, bu sorunların çözümlerini şiirleriyle anlatmaya yeğlemişler. Mehmet Akif de onlardan biriydi. Dolayısıyla onun şiirlerine baktığımız zaman milletimizin hangi sorunları varsa mutlaka onlara dile getirilmiş ve mutlaka çözüm de önermiştir. Hatta kendisi diyor ki bir milletin ruhu evvela şiirinde görülür diyor. Bak çok önemli bu. Yani bir milleti biz araştıracağız. Nereye bakacağız? Şiirine bakacağız. Şairlerin görevi demek toplumda zulme, haksızlığa, cahilliğe karşı çıkmak. Bunu dillendirmek ve toplumu uyarmaktır. 1870'li yıllarda Osmanlı'nın nüfusu resmi kayıtlarda 40 milyon civarında. Akif'in vefat ettiği yıllarda ise takriben 15 milyon civarında bir Türkiye var. Yani nüfus olarak baktığımızda Akif'in yaşadığı dönemde bir insan ömründe bir ülke düşünün ki nüfusunun 3'te 2'sini kaybetmiş. Dolayısıyla Akif'in doğal olarak ve Akif'in kuşağının birinci gündemi bu çöküşün sebeplerini anlamak ve bu çöküşten çıkışın imkanlarını ortaya koymaktır. Birinci meselesi bu. Edebiyat dünyasını bu temeller üzerine inşa eder. Müminleri hurafelerden arındırıp, şekilci Müslümanlıktan uzakta doğru dini bilgiyle aydınlatmayı gaye edinir. Bundandır ki yayınlanan ilk şiiri Kur'an'a hitaptır. Akif bu şiirde bize şunları söyler. İbret alınmaz, her gün okuruz ezbere de. Bir ibret aranmaz mı ayetlerde? Ya okur geçeriz bir ölünün toprağına, ya açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne teze mezara okunmak, ne fal bakmak için. Bu beyti çok önemli. Bir zamanlar Kur'an hayatın tam merkezindeydi. O zamanlar bu ümmet, bu millet dünyanın yeryüzüne hükmediyordu. Ama ne zaman Kur'an hayattan çekildi, camiden çekildi, sokaktan çekildi, mektepten çekildi, sadece fala indirgenince işte o zaman da müthiş bir gerileme başladı. Yani kanatlarla uçarsın, kanadını kırarsa uçamazsın. Kur'an bizim kanatlarımızla bizi uçurdu. Ne zaman o kanatlara yolduk, düştük. Akif'in itiraz ettiği husus şudur. Tabi asırlarca devam eden Kur'an'la olan bir ilişki var. O nedir? Efendim Kur'an'ı okuyup sevap kazanmak. Onu dua niyetiyle okumak, Mevla'ya sığınma niyetiyle okumak, zikir niyetiyle okumak. Bunlar tabii ki çok önemli. Ama Akif bunun ötesinde zamanındaki muhataplarına bir şey söylüyor. O da diyor ki, Kur'an'ın insana, insanlığa gönderilmesinin sebebi onun anlaşılması ve yaşanması. Doğrudan doğruya Kur'an'dan almalıyız ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı dediği şey bir taraftan da bize aslında şunu söylüyor. İlhamımızı, düşüncemizi doğrudan Kur'an'dan almıyoruz. Bidat ve hurafelerden ve ikinci bir şey, Batı'nın etkisiyle oluşturuyoruz. Çünkü Batı galip güç, Avrupa galip güç. Siz 1699'dan beri sürekli yeniliyorsunuz. İbn Haldun'un deyimiyle mağluplar galiplere benzemek isterler. Niye? Bir gün değil, iki gün değil. Sürekli siz yeniliyorsunuz, o yeniyor. O galip, siz mağlupsunuz. O zaman şöyle düşünüyor insan. Bu galip güçte bir marifet olmalı. Bizde de tam tersine bir numara olmamalı. Yani bizde demek ki bir numara yok. Bu psikoloji sizi galip medeniyetin
sahip olduğu şeyleri sükunetli bir şekilde değerlendirerek değil, ilmi temellendirmelerle yorumlayarak değil, bir kompleks ilişkisine dönüştürüyor ve siz bir taraftan batıdan etkilenmeye başlıyorsunuz, bir taraftan da kendi geleneğinizi ilmi temelde sürdüremeyince bidat ve hurafelere bulaşmış oluyorsunuz. Gelenekçi, katı muhafazakar tutum yaygınlaşıyor. Bu ikisi içerisinde Kur'an'la sağlıklı bir diyalog kurmak mümkün değil. Akif onun için diyor, Kur'an'dan almalıyız ilhamı. Akif, 20 yıl üstlendiği müfettiş muavinliği görevinden istifa eder. Geçimini sağlamak için İstanbul'da çeşitli görevlerde bulunur. Hem resmi okullarda hem de özel okullarda kitabet-i resmiye dersleri, kitabet, edebiyat tarihi dersleri verir. Artık tarih 1908 Ağustos ayıdır. İkinci meşrutiyet ilan edileli çok olmamıştır. Akif ve arkadaşları bu ortamda dergi çıkarmaya başlar. Sırat-ı Müstakim adını verdikleri dergi, İslamcı kimliğiyle Osmanlı neşriyatında özel bir yer edinir. Derginin yazarları arasında Babanzade Ahmet de yer alır. Tarih, 1912'yi gösterdiğinde dergi isim değişikliğine gider. Sırat-ı Müstakim dergisi Sebilür Reşat ismini alır. Derginin yeni ismindeki klişenin sağ alt tarafına mealen, kuşkusuz açıkladıklarını tam anlamıyla açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. Sol alt tarafına da mümin kişi sözlerine şöyle devam etti. Ey kavmim! Bana uyun. Sizi doğru yola götüreceğim. Ayetine yer verilir. İki ismin manası da birbirine benzerdir. Çünkü bu sadece bir isim değişikliğidir. Savundukları değerler, İslam davası iki dergide de aynıdır. Akif Sırat-ı Müstakim'i çıkardığında on binlerce basılıyor. Matbaa kilitleniyor. Böylesine büyük bir beklenti var. Ve bu derginin gittiği yerleri söyleyeyim. Kazan'a da gider. Afrika'nın ortalarında Timbuktu'ya da gider. Doğu Türkistan diye bugün adlandırdığımız Çin'e kadar da gider. Amerika'daki Müslümanları da takip eder. Balkanlardaki Müslümanları saymıyorum. Zaten onlar buradalar yani. Yani deyim yerindeyse dünyanın neresinde Müslüman varsa o dergi oraya gider. Ve aynı şekilde dünyanın neresinde Müslüman varsa oradakiler buraya yazı yazarlar. Yani ulusal sınırların oluşturduğu küçük bir coğrafyadan bahsetmiyoruz. Dergide Sait Halim Paşa ve Elmalılı Hamdi Yazır da yazılar kaleme alır. İslam davasında yan yana yürüdükleri bu arkadaşları, Akif'in hayatında oldukça etkili isimler olur. Akif bir yandan toplumun manevi dünyasının imarıyla ilgilenirken, bir yandan da işgal edilen vatan toprakları için çalışır. Süleyman Nazif, Cenap Şahabettin, Hüseyin Kazım ve daha birçok yazarla birlikte yurdun işgaline karşı ülkeyi müdafaa etmek amacıyla 1 Şubat 1913 tarihinde Balkan Harbi devam ederken kurulan Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'ne katılır. Halkın yaşanılan felaketler hakkında bilgilendirilmesi için çeşitli camilerde vaazlar verir. Vaazlarında vurguladığı tek bir şey vardır. Yaşanılan felaketten kurtulmanın tek yolu din ekseni etrafında birleşmektir. Ümitsizlik girdabına hiçbir zaman kapılmayan Akif'in inanç, azim ve iradesiyle halkına umut aşılayan bir muharrik güç olması onu milli mücadelenin manevi önderi haline getirmiştir. Toplumun o buhranlı dönemden, o badire efendim yıllarından çıkışının, kurtuluşunun yegane reçetesi olarak Kur'an'ı görüyor. Akif, toplumu İslam paydasında toplamak ister, bu sebeple Müslümanların doğru dini bilgiyle hemhal olmaları için çabalar. Ah o din nerede? O azmin, o sebatın dini. O yerin gökten inen dini. Hayatın dini. Bu nasıl dar, ne kadar basma kalıp bir görenek. Müslümanlık mı dedin? Tövbeler olsun. Ne demek? Hani Kur'an'daki ruhun şu heyulada izi, nasıl İslam'la birleştiririz kendimizi? Toplumun
Kur'an'ı kılavuz edinebilmesi için doğru anlaması gerektiğini bilen Akif ve arkadaşları, Sebülü Reşat Mecmuası'nın ilk sayısında tefsir yazılarının yer almasına karar verir. Bu işi Akif'in yapması gerektiği konusunda herkes hemfikirdir. Akif hariç. Akif bu işte ehil olmadığını düşünür ve görevden imtina eder. Fakat dostları onun mütevazi yapısını bildiklerinden ısrar ederler ve görevi bir şekilde kabul ettirirler. Böylelikle Akif, hayatına rehber edindiği Kur'an'ı sanat anlayışından hareketle tefsir etmeye başlar. Onun üslup ve beliği insanlarda karşılık bulur. Demek ki Akif, Kur'an'la olan ilişkiyi sadece bir duygusal bağ olarak değil, işte onu ilahi kelam, öyle bir bakış açısı, duygusal bağ değil, aynı zamanda düşünsel bir bağ kurmaya muhatapları çağırıyor. Kur'an diyor, anlaşılmak için vardır diyor. Akif, insanlara ilahi hitapla yol göstermeye çalışır. Vahdet şuurunu toplumun her bir ferdine aşılamak ister. Bundandır şiirlerinde ayetlere yer vermesi. Asıl kaynak Kur'an'dır çünkü. Akif, kulakları sağır edercesine haykırır. Bu millet için Kur'an yolundan başka yol yoktur. Duydunuz mu? İyice kazıyın zihninize. Akif ne diyor? Bu millet için Kur'an yolundan başka kurtuluş yolu yoktur. Sanayi devrimi Avrupa'ya sözde rahatı, lüksü yaşatırken İslam dünyasına zulmü getirir. Avrupa rahat yaşamın bedelini sömürge siyasetiyle İslam coğrafyasına ödetir. Avrupalılar o zamana kadar bağımsız yaşayan Osmanlı'ya bağlı İslam ülkelerinde ham madde, ucuz emek ve pazar avına çıkarlar. Mehmet Akif'in tek dişi kalmış canavar dediği bu medeniyetin tecavüzüne karşı İslam milletleri de fikri ve fiili direnişler gösterir. Birinci Dünya Savaşı tüm dünyada etkisini gösterir. 1914-1918. Bu yıllar dünyaya hüzün çöken yıllar. Bu yıllarda yağmurdan çok mermi yağar semadan. Gözlerden yaş dinmez. Toprak kanla sulanır. Akif bu havanın ağırlığının altında kalmaz elbet. Balkan savaşlarında yaptığı gibi, Dünya Savaşı'nda da vatanı için, İslam için yapılması gereken, üzerine düşen tüm görevleri yerine getirir. Teşkilat-ı Mahsus'a görevlisi olarak Almanya'da bulunur. Akif, Berlin'deyken Çanakkale Savaşı başlar. Akif, savaşla ilgili malumatları yakından takip eder. Savaş devam ederken İngilizlerin kışkırtmasıyla patlak veren isyanları bastırmak için ikinci bir görevle Arabistan'ın Necit bölgesine gelir. Çanakkale şehitlerine şiirini burada yazar. Bu umutsuzluk, bu inkisar, bu yıkılış içinde hep öyle olmuştur ya tarih boyunca. İlmin, aklın, bütün akli imkanların sükut ettiği noktada adeta çölden zemzemin fışkırması gibi bir olmayacak şey olur, bir anda sular tersine döner. Akif, Yemen taraflarında olduğunu tahmin ediyorum. Çanakkale'den fersah fersah uzaktayken haber alır. Çanakkale Savaşı kazanılmıştır. Olmayacak bir şey olmuştur. Yani imkansızlık bitmiştir. Öldü sanılan bedende bir damar atmaya başlamıştır. İşte bunun şevki, coşkunluğu içinde Akif o muazzam şaheseri kaleme alır. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdad inerek öpse o pak anlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Bizim edebiyatımızda şehidi Akif kadar güzel anlatan ikinci bir eser, ikinci bir şair yok. Şehidi Allah övmüş. Ama kul lisanında bu rekor Mehmet Akif'e ait. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker.
Gökten ecdad dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Berlin aslanları bu ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim seni gel tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiap. Şair, yerde yatan dağ gibi baba yiğidin etrafında adeta pervanedir. O bir şehittir çünkü peygamberlikten sonraki en yüce makama ermiş, en aziz, en şerefli insandır. Şair etrafında döne dolana, şehide bazen ağıt, bazen övgü, bazen yüceltme, bazen müjde tarzında hep söylemektedir. Birinci Dünya Savaşı biter, Osmanlı savaşı kaybeder. Bunun sonucunda Anadolu yabancılar tarafından işgal altına alınır. Yaşadıklarından ders almayan Avrupalı, buranın Anadolu ve bu milletinde İslam'ın ordusu olduğunu yeniden unutur. Bilmez, İslam yurdu olan bu bereketli Anadolu toprakları, özgürlüğün tohumlarını saklar koynunda. Tohumlar yeşerir, toplumun yol göstericisi olur. Milli bir mücadelenin fitili işte böyle ateşlenir. Yurdun her yerinde İslam için, özgürlük için, Müslüman coğrafyaların kurtuluşu için çalışmalara başlanır. Akif, milli mücadelenin ön saflarında yer alır. Onun silahı, bilgisi ve hitabeti olur. İstanbul'da Ankara hükümeti falan kurulunca, işte İstiklal Savaşı, milli mücadele başlayınca Eşref Edip'e diyor ki, Eşref diyor, durma vakti değildir diyor. Ben gidiyorum, milli mücadele katılacağım. Ve arkanda kim var kim yok demeden, önümde ne var yok demeden, tıpkı bir sahabe şeyiyle, yani hicretiyle diyelim, bak teşbih hata olmasın. Çıkıyor milli mücadele, Kastamonu'ya geliyor. İşte orada sahabe çok tanınmış bir insan olduğu için camilerde vaaz ediyor. Kastamonu vaazında, vaazlar çok önemlidir. O vaazlarında bir özelliği var. Vaaz ederken ayetleri ve hadisleri o kadar mükemmel güncelliyor ki, az evvel dedik ki asrın idrakini öyle bir söyletiyor ki, ayeti okuyor, hadisi okuyor. O anda imparator devleti işte bunun duruma getiriyor ayetleri. Bakın işte mesela diyor ki, onlara dost edinmeyin ayetini okuyor. Şu anda biz dost edindik işte bilmem kimleri. Bak elimizde kaldı Almanlar, şu anda bizi mahvettiler. Mesela Müslümanlar kardeştir. Aramızda tefrika sokuyorlar. O ayetleri o kadar güzel güncelliyor ki, Akif'in bu kendini helak edercesine anlatışı cami kürsülerinde, cemaati o kadar galeyana gelirdi ki diyor, cemaat de ağlardı. Yani o anı cemaati silah ver, Allah 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 Allah, yani cepheden cepheye koşturursun. Bu etki nereden geliyor? Çünkü yaşamayan yaşatamaz, hissedemez, söyleyemez. Sonsuzluğa talip olan, o ufku veren Kur'an'dır. Sonsuzluğa talip olmak ve muhteşem bir sorumluluk duygusu. Bunun sorumluluk duygusuna baktığımız zaman burada da peygamberlerin ahlakından bir damar olduğunu görüyoruz. Hicaz yolculuğu yapıyorlar, trenle yolculuk yapıyorlar. Aylarca süren bir yolculuk. Yanında da bir devlet memuru kendisi, resmi olarak gidiyor. Yanında da Eşref Bey isminde bir zat var, iki kişi bunlar. Tabii aylarca süren bir yolculuktan sonra bir istasyonda tren duruyor. İstasyondan iki kişi karşıdan geliyor. Bayan erkek, bunlar karı koca. Dileniyorlar kendilerini Akif'ten. Yani bir şey, para, destek istiyorlar. Mesele şu, hanımın hamile, çocuk doğurması söz konusu. Fakat diyor, çocuğa örtecek bir bez yok, bir kumaş yok. Yani bir parça destek sağlayın da çocuk dünyaya gelince örtelim, kapatalım falan. Yanındaki Eşref Bey'e diyor ki, hadi diyor, biz diyor buradan Şam'a gidiyoruz. Bunların ne ihtiyacı varsa onları alıp geleceğiz. Eşref Bey diyor ki, bunu yapmamız mümkün değil diyor. Biz zaten aylardır yoldayız. Şimdi buradan Şam'a gidip gelmek
efendim 5 gün alır. Yorgun, argın, perişan bir vaziyetteyiz. Hayır diyor. Mutlaka bunlara efendim yardımcı olmalı. Kendisi kalkıp gidiyor Akif. Şam'a gidiyor. Onların ihtiyaçlarını alıp getiriyor. Böyle birisi. Daha sonra Eşref Bey bu olayı anlatırken ah diyor. Mübarek insan Mehmet Akif. Sen ki diyor o sefil vaziyette bulunan, sefalet içerisinde o aileye diyor 63 derece sıcaklıkta aylarca süren bir yolculuktan sonra 5 gün daha Şam'a gidip gelip o insanların ihtiyaçlarını karşılıyorsun. Yani bu Kur'an'ın vermiş olduğu bir merhamet duygusudur. Halkı mücadeleye destek vermesi için ilk Balıkesir Zağanos Camii'nden halka seslenir. Sesi Eskişehir'de, Burdur'da, Sandıklı'da, Dinar'da, Afyon'da, Antalya'da, Konya'da, Kastamonu'da ve dahi Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinde duyulur. Akif vaazında Allah'ın ipine sımsıkı tutunun diye haykırır. Akif'in oğlu Emin Akif, kalabalıkların derin bir sessizlikle dinlediğini, halkın arasından gelen tek sesin hıçkırık sesleri ve iniltiler olduğundan bahseder. Akif'in sözleri o denli etkili olur ki, onu bir kere dinleyen ve eli silah tutabilen tüm erkekler, aileleriyle vedalaşır, evini, karısını, çocuklarını Allah'a emanet ederek cepheye koşardı. Anadolu'nun semalarında bu vaaz dalga dalga yankılanır. Doğudan batıya tekrar tekrar neşredilir Akif'in sözleri. El Cezire kumandanı Nihat Paşa, Diyarbakır'da, Bitlis'te, Van'da vaazın hem halka hem de askere okunduğunu ve bu vaaz sayesinde bu vilayetlerdeki artan gayretten bahseder. El Cezire kumandanı Nihat Paşa, Akif'e çektiği telgrafta şunları söylemektedir. Nasrullah Camii Şerifi'nde irat buyurduğunuz mevizenin bulunduğu mecmuanın ancak bir nüshası elde edilebilmiştir. Diyarbakır Camii Kebiri'nde müminlere okunmuştur. Fakat bu istifade pek mahdut kalacağından cephe mıntıkasını teşkil eden Elaziz, Diyarbakır, Bitlis, Van vilayetlerinde civar müstakil mutasarrıflıklar halkı da nasipdar edilmek ve şerefiyle hukuku doğrudan doğruya zat-ı halinize ait olmak üzere Diyarbakır vilayet matbaasında taf ve teksir edilerek bütün cepheye dağıtılmıştır. Cenab-ı Hakk'ın vatanperver ve dini gayretlerinizi meşkûr eylemesi temennisiyle hürmetlerimi takdim eylerim. Mehmet Akif, Anadolu'daki irşat görevini bitirip Ankara'ya döndüğünde Burdur milletvekili olarak yerini alır. Burdurlular, Mehmet Akif'i yakından tanımasalar da en fazla oyla onu vekil seçerler. Akif, milletini doğru yolda ilerlemesi için gösterdiği çabaları artık onları temsil ederek gösterecektir. Malum, İstiklal Mücadelesi sürecinde Akif doğrudan cephelerde, uluslararası ilişkilerde aktif rol üstleniyor ve 1. Meclis'te milletvekili olarak da seçiliyor Burdur'da. Ancak 1. Meclis kanaatimce Osmanlı'nın yıkılış sürecindeki bu toplumun mütabakatı olan temel ilkeler esasında kurulmuş bir meclis ve ona benzer tecrübelere sahip bu misyon taşıyan insanlardan oluşan bir meclis. Zaten şöyle düşünün, İstanbul işgale uğrayıp 1920 16 Mart'ta İngilizler artık buraya doğrudan işgale kalkıştıklarında meclisi mebusan feshedilir. Yani buradaki Osmanlı Meclisi feshedilir. Feshedilen meclisten sadece birkaç gün sonra bakın Ankara'daki meclis açılır. Ankara'daki meclisteki isimlere bakalım, kapanan meclisteki isimlere bakalım, aynı adamlardır. O yüzden Ankara'da kurulan hükümet yeni bir devlet değildir. Var olan devlet, deyim yerindeyse, varlığını devam ettirmek için kendisine yeni bir şekil almıştır. Yeni bir mekana gitmiş ve yeniden kendisini inşa etmek istemiştir. Akif, 1920 Millet Meclisi'nde çeşitli alanlarda görev alır.
gayreti ve azmini bir an olsun elden bırakmaz. Meclis açıldıktan bir yıl sonra takvimler 1921 yılını gösterdiğinde milleti zamanlar ötesinde bir araya getiren bir hitabın yani milli marşımızın yazılma kararı alınır. Heyetler gelmeye başlar. Tabii yavaş yavaş duyuluyor yaptığımız işler, kazandığımız savaşlar, düşmanı toprağımızdan atmamız. Heyetler geliyor ve onların marşları var. Birçok marşlarla geliyorlar ama bizim henüz kendimize ait, bizim coşkumuzu anlatan, bizi anlatan bir marşımız yok. Sultan marşlarımız var. Çoğunda işte onlar çalınıyor. Aziziye marşı, Reşadiye marşı ama bize anlatmıyor. Şahsa yazılmış marşlardır. Ve bir yarışma açılması düşünülür. Bir yarışma açalım. Bütün şairlerimizden şiirler gelsin. Onların içinden bir komisyon bir şiir seçsin. Bu bizim İstiklal şiirimiz, İstiklal Marşı olarak kabul edilsin diye. Hepimizin bildiği gibi 724 tane şiir gelir ve çoğu Anadolu ozanlarından gelir. İstanbul'da milli mücadeleye inanmayan, katılmayan bir sürü güzel şairimizden tek şiir çıkmaz. Ve 724 şiir içinde okunduğu zaman bir heyecan yaratan bir şiir bir türlü seçilemez, dinlenir o komisyonda. Mustafa Kemal Paşa'mız sorar Hamdullah Supi ile Hasan Basri Çantay'a, çok iyi dostlarıdır dedemin, Taceddin evinde beraber kalırlar. Niçin Mehmet Akif'in şiiri yok? Bu kadar milli mücadeleye inanmış manevi lider olarak burada neden onun şiiri yok? Anlatmaya çalışırlar. Derler ki paşam, bir milletvekili olduğu için, bir yarışma olduğu için ve bu yarışma karşılığında da bir para ödülü olduğu için ben parayla milletime İstiklal Marşı olabilecek bir şiiri yazdırttı dedirtmem kendime. Parayla ısmarlama şiir yazmam. Israr etmeyin der. Israr etmeyin yazmam. Kaç defa söylerlerse reddeder her seferinde. Paşa der ki bir şey, ikna edin. Hamdullah Supi ile Hasan Basri derler ki nasıl ikna etsek? Marif vekili Hamdullah Supi Bey mecliste Hasan Basri Çantay'ı görür. Şimdiye kadar 500'den fazla marş geldi. Hiçbirini beğenmedim. Üstadı ikna edemez misin? Der. Hasan Basri Çantay ise şöyle cevap verir. Akif Bey müsabaka şeklini ve ikramiyeyi kabul etmiyor. Eğer buna bir çare ve bir şekil bulursanız yazdırmaya çalışırım. Bunun üzerine Hamdullah Supi Bey kendisine bir tezkire yazar. Pek aziz ve muhterem efendim, İstiklal Marşı için açılan müsabakaya iştirak buyurmamalarındaki sebebin izalesi için pek çok tedbirler vardır. Zat-ı üstadanelerin matlup şiiri vücuda getirmeleri maksadın husulü için son çare olarak kalmıştır. Asil endişenizin icap ettiği ne varsa hepsini yaparız. Memleketi bu müessir telkin ve tehiç vasıtasından mahrum bırakmamanızı reca ve bu vesileyle en derin hürmet ve muhabbetimi arz ve tekrar eylerim efendim der. Akif'in kalemi dile gelir. Kökleri derin bir tarihe uzanan bu millet için dökülür kelimeler. Mehmet Akif Ersoy'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1337 diyor belgede, yani 1921 tarihinde 6. İctimada sunmuş olduğu şiirin İstiklal Marşı olarak kabul edildiğine dair tutanak buradadır. Orijinal haliyle karşımızdadır ve buranın bunun bestesi içinde Marif Vekaletine talimat verildiği, bütün vekaletlere tebliğ edilmiştir 15 Mart 1921 tarihinde. Yani İstiklal Marşımızın kabulünden 3 gün sonra bütün bakanlıklara bu şekilde bildiri yapılmış ve İstiklal Marşı'nın tamamen ilk nüshası olan meclisteki nüshası bütün vekaletlere gönderilmiştir ki orijinal haliyle arşivimizdeki kaydını tutmaktayız. Böylelikle bugün her yerde yankılanan ve bir topluma korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak diye umut aşılayan milli marşımız 1921 senesinin 17 Şubat günü yazılarak kahraman ordumuza ithaf, Türk milletine armağan edilir. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı ile kahramanlıklarla bezeli bir geçmişe sahip Necip milletimize
bugün de aynı kudreti bünyesinde barındırdığını ihsas ettirmiştir. Akif, herkesi kuşatan ve herkesçe benimsenen bu milli sembolle, kendisini milletine adamış bir sözcü yerine koyarak her bir ferde doğrudan seslenmiş, onların milli ve İslami değerlerle buluşmasına öncülük etmiştir. Mehmet Akif Ersoy'u zihin ve gönül dünyamıza nakşederek bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa edecek olan Asım'ın nesli idealini her daim canlı tutmamızın hepimiz için önemli bir sorumluluk olduğuna inanıyorum. Ülkenin her bir noktasına korkma diye hitap edilirken zaman geçer ve milli mücadele kazanılır. Bir millet ki hakimiyetini tüm dünyanın yüzüne tokat gibi çarpar. Malum İstiklal Marşı Mehmet Akif'in safahatına almadığı bir eseridir. Kendi şiir kitabına İstiklal Marşı'nı almıyor. Onu Türk milletine emanet ediyor. İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi korkma diye başlar. Korkma ne demek? Ümit demek. Korkma ne demek? Artık ben varım demek. Dünya sahnesinde ben de varım demektir. Korkma kitabı Mekke'de yaşama imkanı kalmamış Hazreti Peygamber'in Hazreti Ebubekir'le Medine'ye giderken sığındığı o mağara var ya, mağaradaki ruh halini bizim halimize benzetiyor. Daha doğrusu bizim halimiz ona benzetiyor. Nasıl Hazreti Peygamber o zor şartlarda bile bir karamsarlığa düşmedi ve Hazreti Ebubekir'e "La tahsen innallaha ma'ana, ey Ebubekir, korkma, üzülme, Allah bizimledir" diyen bir imanın dinamizmini ona hatırlattıysa, İstiklal Marşı'ndaki korkma ifadesiyle başlayan şeyi mağaraya sıkıştırılmış, öz ülkesinde yaşama imkanları elinde alınmış insanların o karamsarlığına yönelik bir çığlık olarak, bir umut çığlığı olarak düşünmemiz lazım. 1923'te meclis yeniden seçilir. Fakat bir milletin diriliş marşını yazan Akif bu yenilenmenin içinde bulunmaz. İkinci mecliste görev almaz. İkinci meclis göreve geldikten kısa bir süre sonra takvimler 1923 Ekim ayını gösterdiğinde Cumhuriyet ilan edilir ve bir ülkenin yönetim şekli değişir. Ülke yeni yapılanmalara gebedir. Kurumlar kapatılır, kurumlar açılır. Partiler kapatılır, partiler açılır. Dil konusunda yeniliklere gidilir. Tüm bu değişimler sırasında Akif kışları Mısır'da, yazları İstanbul'da bulunmaktadır. Akif'in Mısır yollarını arşınlamasının sebebi 1923 kışında yaşanan Akif'i derinden üzen bir olaydır. Tabii ki mecliste her zamanki gibi muhalefet vardır. Ve bu muhalefetin başında da Ali Şükrü Bey çok şiddetli bir muhalefet yapar. Ve dedemin ona "bu kadar muhalefet etme, başına bir iş gelecek" dediğini söylerler hakikaten. Ve onun ölümü, dedemin onu öğrenmesi bir hafta sonra bulunur biliyorsunuz. Annem derdi ki günlerce ağladı baba. "Ben babamı bu kadar üzgün, bu kadar ağladığını hiç görmedim. Hepimiz çok perişan olduk" diye anlatırdı. Ve tabii siyasetten Allah'a sığınırım diyen bir insanın siyasetle devam etmesi de mümkün değil. Zaten millet meclisinde Burdur milletvekili olması paşamızın isteği üzerinedir. Siyaset yapmamıştır zaten. Hep vazifeli olarak Anadolu'da dolaşmıştır görevli olarak. İstiklal mücadelesine öncülük yapmış olan insanların oluşturduğu birinci meclis feshedildikten sonra oluşturulan ikinci meclis olağanüstü şartlarda oluşturulmuş bir meclistir. Akif bu mecliste yoktur. Ve oluşan yeni ruh iklimi, kültürel iklim, siyasal iklim, Akif'in uğruna mücadele ettiği ve İstiklal Marşı'nı yazdığı dönemin beklentilerinin çok dışında bir dünyadır. Akif için bu memlekette yaşamayı iyice zorlaştırmıştır. Kaldı ki yakınındaki insanlar faili meçhule cinayete kurban gitmişlerdir yani. Terakkiperver fıkrasının kapatılması, dergi ve gazetelerin susturulması, Sebilür Reşat dergisinin kapısına kilit vurulması, vatanı için çalışan Eşref Edip'in vatana ihanetten İstiklal Mahkemesi'nde yargılanması Akif için kabul edilebilir değildir. Tüm bu yaşananlardan sonra Akif Mısır'a gider.
Bu kadar büyük bir vatan şairi vatanını terk etmek zorunda kalır ve Mısır'a gider. Giderken de gidişinin adeta gerekçesi olabilecek şu mısraları yurda bırakır. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma küfretti mi hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Tekrar Ambasalim Paşa onu davet eder. Üniversitede Türkçe profesörlüğü yapması için. Tabii tercih eder çünkü ailesine ilk baştaki sebep ailesine bakmak durumunda olduğu. Para kazanmak zorundadır. Hani kendini düşünmese de ailesini düşünmek zorundadır. Ben gidiyorum artık der. Dostları istemezler. Ne olur gitme. Çok üzülürler onları, onu kaybedecekleri için. Bak oğulların okuyacak burada okusunlar. Hiçbir şeyi dinlemez. Ben vatan haini bir muamele görmeye tahammül edemem. Gidiyorum der. Hakikaten büyük haksızlıktır. Çok büyük haksızlıktır. Kalbi kırılmıştır. Hiçbir şey söylemez. Hiç şikayet etmez ama kalbi kırıktır. Akif'in Mısır'da olduğu zamanlarda ülkede Kur'an tercümeleri yapılmaya başlanır. 1924 yılında 3 Kur'an çevirisi yayımlanır. Bu çeviriler hem şikayetlere hem de ciddi eleştirilere hedef olur. Bu karışıklığı gidermesi için Diyanet İşleri Reisi göreve çağrılır. Bir Kur'an-ı Kerim meali hazırlanması, ama bu klasik bizim alıştığımız satır arası meal değil de bugün daha çok rastladığımız tarzda bir meal hazırlanması Büyük Millet Meclisi tarafından teklif edilmiştir. Akif de ısrar üzerine böyle bir meal yazmayı kabul etmiştir. Ama bu meal tefsirle birlikte olacaktır. 26 Ekim 1925 tarihindeki sözleşmede, noter huzurunda imzalanmış sözleşmede şunu görüyoruz. Diyanet İşleri Riyaseti ile Dersi Ağamlardan Elmalılı Mehmet Hamdi Efendi ve Mehmet Akif Bey arasında münakit mukavelenamedir diyor. Yani bir sözleşme yapılmış. Ne konu üzerinde sözleşme yapılmış? Kur'an-ı Kerim tercümesi hazırlanması ve kısa bir tefsirinin yazılması üzerine bir sözleşme. Elimdeki nüsha bu sözleşmenin ayrıntılarını ihtiva ediyor. Adeta bir şartnamedir. Nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bir iki maddesine baktığımızda mesela tefsir ve izah kısmı yapılırken şu hususlara dikkat edilecek deniyor. İşte birinci maddede ayat-ı kerime nispetindeki münasebat, yani ayetler arasındaki o ilişki ortaya konulacak. Esbab-ı nüzul, yani ayetlerin iniş sebebi ortaya konulacak. Diyor ki birisi de çok enteresan şartlardan birinde, özellikle batılıların, frenklerin yani müsteşriklerin yapmış oldukları bir takım tahrifler ve yanlış izahlar ortaya konularak gerekli düzeltmeler burada yapılacaktır deniliyor. Akif büyük bir sorumluluk üstlenmiştir. Abbas Halim Paşa'nın davetiyle gittiği Mısır'da Kahire'den uzak bir köy olan Hilvan'a çekilerek münzevi bir hayata kapılarını aralar. Esas olarak iki şeye tutunuyor mektuplarından, onu anlıyoruz. Hafızlığını yeniden sağlamlaştırıyor ve şöyle diyor. Namazlarını hatim yaparak kılıyor. Arkamda emin diyor çocuğunu ve demir leblebi oldu diyor. Yani demir leblebiden kastım o kadar sağlam ki, hani demir leblebi kırılmaz ya, hafızlığım o kadar sağlam oldu. Namaza tutunuyor, hafızlığa tutunuyor. İki, Kur'an mealini yazmaya ciddi bir emek veriyor. Başka hedefleri de var aslında, İstanbul'un fethini yazmak gibi. Ama onları yapamıyor. Mealini yazıyor, hafızlığına tutunuyor ve Leyla şiirini yazıyor. Akif burada yaşadığı yıllarda tüm vaktini Kur'an'la hemhal olarak geçirir. 11 yılın 7'sinde Kur'an tercümesine çalışır. Akif, ben onun üzerinde 7 sene işledim diyerek emeklerini anlatır. İnziva hayatı ve senelerce Kur'an tercümesiyle meşguliyet onu takva sahibi yapmıştı. Kur'an'ı su gibi ezbere okurdu. Allah'a hamdolsun, demir hafız oldum. Şimdi Ramazanları teravihi kıldırıyorum derdi. Müderris İhsan Efendi'nin anlattığına göre bazı Ramazan geceleri Akif'le cemaat olur, onun Kur'an'ı yanlışsız okuduğuna şahit olurlarmış.
Akif onlara göre de hakikaten demir hafız olmuştur. Celaleyn tefsiri diyoruz. Çok özlü, kısa bir tefsirdir. Bu tefsiri yanından ayırmazdı. Kur'an'ı yanından ayırmazdı. Bu Celaleyn tefsirini 18 defa okuduğunu söyler. Kendi ifadesi 18 defa okuduğunu söylüyor. Güçlü bir hafız. Demir hafız ve Mithat Cemal Kuntay söylüyor. Diyor ki onun hafızasına Kur'an adeta hat yazısıyla nakşedilmişti. İstediği zaman oradan alır, insanlara naklederdi. Tercümeye başlayan Akif, yapılan anlaşmaya göre önce tercüme müsveddelerini gönderir. Müsveddeler geldikten sonra tercümesini sonuna kadar bitirmeden göndermek istemez. Çünkü göndermek istememesine neden olan birçok gelişme yaşanır. Bitirmiş ama İstanbul'dan gelen haberler onu endişeye sevk eder. Her şey Türkçe okunmaya, namazlar, ezan Türkçe okunmaya başlanmıştır. Büyük endişe duyar, büyük dehşet duyar. Der ki, benim mealimle mi okunacak? Ya ben bir yere bir noktayı yanlış koyduysam? Ben Allah'ın huzuruna nasıl çıkarım? Nasıl peygamberimin yüzüne bakarım? Ben teslim etmekten vazgeçtim der kendi kendine. Teslim etmez. Ve 32'de eşref edip gittiği zaman görüyor. Okumuş der ki, ben böyle bir güzellik görmedim. Allah'ın kelamı olduğu her kelimesinde belli. Öyle güzel yapmış ki içinizden bir şey kalkıyor. Bir sular, serin sular altında kalıyorsunuz. Bambaşka bir hisse kapılıyorsunuz. Her satırı üstünde inci gibi işlenmiş. Bu bitmiş der. Bunu ver de ben götüreyim bastırayım. Hayır diyor. Yanılıyorsun, bitmedi. Bittiği zaman gönderirim, bitmedi. 1928'lerde yaşanan diğer gelişmelerden ötürü tercümeyi teslim etmek istemez. Bu dönemde devletin dini İslam'dır maddesi anayasadan çıkartılır. Akif, tüm bu gelişmeler üzerine meal için imzaladığı mukavelenin feshini resmen gerçekleştirdiğinde, takvimler Türkçe Kur'an'ın, Türkçe ezan, tekbir ve salaların okunacağı 1932 yılını gösterir. Şöyle bir düşünceye kapılıyor. Yani eğer ben meali gönderirsem bu Kur'an-ı Kerim yeminle konulacak ve namazlarda okunacak. Bu da tabii ki yani İslam'ın özüne, dinin esasına mugayir bir şey. Bunu arzu etmediği için meali göndermiyor. Hatta aldığı avansı da Elmalı Hamdi Efendi ile görüşerek iade ettiriyor. Tüm bunlar yaşandığı zamanlarda Akif sağlığını kaybetmeye başlar. Hastalığı gün geçtikçe artar. Şifa bulmak için Mısır'dan Türkiye'ye dönmeye karar verir. Yola çıkmadan önce Yozgatlı Mehmet İhsan Efendi ile helalleşip vasiyetini bırakır. Yıllarını verdiği Kur'an tercümesini. Ben sağ olur da gelirsem noksanları ikmal eder, ondan sonra basarız. Şayet ölür de gelemezsem bunu yakarsın der. Tabii İhsan Efendi mealin nasıl meşakkatli hazırlandığını biliyor. Bütün safhalarından haberdar çünkü. Kıyamıyor yakmaya. Hatta rivayete göre kendisi de ondan bir nüsha temize çekiyor eliyle, el yazısıyla. Sağlığında İhsan Efendi meali muhafaza ediyor. Ölümüne yakın günlerinde de oğluna vasiyet ediyor. Oğlum bu işte Akif'in mealidir. Bana vasiyeti budur diye. Tabii oğlu da daha o zaman genç, sanıyorum lise çağında falan olması lazım. O sırada Türkiye'de 1960 darbesi oluyor. 1960 darbesinden sonra yine işte Türkçe ezan, Türkçe Kur'an, Türkçe ibadet gibi bir takım iddialar ortaya atılıyor. Yani Türkiye'den gitmiş olan hocalar, talebeler, işte İhsan Efendi'nin oğlunu, Ekmelettin İhsanoğlu yani sıkıştırıyorlar. Diyorlar ki Akif'in vasiyeti bu merkezdedir. Bu meali onun vasiyetine uygun şekilde yok etmemiz lazım. Ekmelettin Bey de mealin yakılmasına razı oluyor. Ve şahitler huzurunda meal bu şekilde imha ediliyor.
Akif'in vatan hasreti artık bitmiştir. Kendisini özleyen arkadaşları Akif'in ziyaret akınına başlar. Akif'i ziyarete gelenlerden biri de muhabir Kandemir'dir. Kandemir Akif'e özlemini sorar. Vatana hasretini ondan dinlemek ister. Akif, Mısır'dan 3 gecede geldim der. Sonra devam eder. Bu 3 gece 30 asır kadar uzun sürdü. Orada 11 yıl kaldım. Fakat bir an oldu ki 11 gün daha kalsaydım çıldırırdım. Ancak yazık ki vapurdan çıkar çıkmaz yatağa düştüm. Hiçbir şey göremedim. Akif, cennet gibi yurdumdayım diye şükreder. 27 Aralık 1936 yılında hayatına nice savaşlar, nice mücadeleler, nice dizeler ve nice dostluklar sığdıran Mehmet Akif Ersoy hayata gözlerini yumar. Sessiz sedasız defnedilmek istense de zamanın gençliği çığ gibi kopar. Çünkü her birinin içindeki vatan sevdasında Akif'in bir dizesi, her birinin İslam düşüncesinde Akif'in bir fikri, her birinin hayallerindeki gelişmiş İslam toplumu gayesinde Akif'in bir sözü tohum gibi saklıdır. Halen kulaklarımızda yankılanan korkma sözü, Akif'in Asım'ın nesline bıraktığı bir vasiyetidir. Mum gibi yandı ciğer, çünkü vatan türküsünü hep geçen kapkara günlerde terennüm etti. Çıktı kırklar, bir ağızdan dediler, tarihin içimizden vatanın şairi, Akif gitti.